Farkında mısınız bilmiyorum. Ya. Siz kendi aranızda didişirken bu Mevlüt'ün başına birisi bir iş getirmiş ve ardına düşülmemiş. Aslında işin en acıklı tarafı o. Yani herkes birbirini yerken sizden hiçbir şey yapmadım diyorsunuz ama ben duyayım Mehmet Bey'in sesini. Yani bu çocuklar da hiçbir şey yapmasanız herhalde hiçbiri de size karşı bu kadar tepkili olmazlardı. Çocuk gitmiş. Ben şimdi bir şeye dönmek istiyorum Hüseyin'e. Hüseyin'cim tekrar günaydın. Baba Mehmet Bey de hattımız görüntüde olsun. Günaydın mı yani? Hüseyin sen Mevlüt'le ilgili ne biliyorsun bize anlatır mısın? Bak herkes burada aslında arkadaşlarından gelecek haberi bekliyor dört gözden. Anlatayım Müge Hanım. Mevlüt benim arkadaşımdı. Ara ara görüşürdük. Bir çiftlik evinde tanışmıştık onunla. Sürekli yanıma gelirdi yani Karaman'a geldiği dönemlerde. Ama bahçe evinde kalırdı. Bir dönem babasıyla arasında problem olduğunu bana anlatmıştı. Yani babasının annesine, ablasına, kız kardeşine şiddet uyguladığını, sokakta silahla kovaladığını. Bunu bahsetmişti ve çok zoruna gitmişti bunun. Çünkü genç delikanlı bir çocuktu ve çok garibandı. Daha sonra babasını dövdüğünü anlattı. Ben babamı dövdüm dedi. Böyle böyle oldu dedi. Babamlar dedi silahlanmışlar dedi. Ve köyde kuzenleri varmış galiba. Tam hatırlamıyorum kim olduklarını. Halasının oğluymuş. Ablası haber göndermiş. Mevlüt kılbasana sakın gelme. Babamlar seni her yerde arıyorlar. İşte öldürecekler silahlandılar diye. Bundan Mevlüt çok korkuyordu o dönemlerde. Bir dönem görüştük biz bu Mevlüt'le. Daha sonra hatta bir Ankara'ya gittik Mevlüt'le biz. İş için, Karaman'da iş imkanı yoktu o dönem. Sanırım 2 veya 3 gün sürdü. Geri döndük. Geri döndükten sonra da babası hala arıyordu. Hani bunun şehir dışına çıkması, saklanması gerektiğini söylüyordu bana. Daha sonra ben tekrar Kocaeli'ne gittim. O sırada aramız açıktı. Çok görüşmüyorduk. O saatten sonra Mevlüt'ü görmedim. Karaman'a geriye döndüğünüzü... Karaman'a geri döndüğünüzü ispat edebilir misiniz? Otobüste döndük Konya'dan. Ankara'dan Konya'ya geldik. Konya'da 2 gün kaldık, 1 günlük kaldık tam hatırlamıyorum. İşi vardı, iptal oldu. Daha sonra otobüse bindik, geri döndük. Tarih olarak hatırlıyor musun onu? Tarih olarak çok hatırlamıyorum ama şeyi çıkarttığıma göre 2010 yılı olması lazım. Çünkü ben 2010 yılında Kocaeli'ne gittikten sonra Erzincan'da bir iş almıştım. Otel işi vardı, yaşım küçüktü ama orada büyük bir iş almıştım. O işi yapmak için gittim. 2010'un kış ayında gittim. 2011'in bahar ayında, yanlış hatırlamıyorsam ya Nisan ya Mayıs ayında Karaman'a geri döndüm. Bu ben Kocaeli'ne gitmeden önce, yani Erzincan'a gitmeden önce görüştüğüm tarihlere denk geliyor. Ama net olarak hatırlamıyorum, tam olarak hatırlamıyorum. Çünkü üzerinden uzun zaman geçti. Yani ne diyorsun tarih olarak? Demin başka yani bir şey söyledin. Kaç diyorsun? 2000? Ben? 2010 yılı olması lazım. Çünkü 2010 yılında ben kış ayında Kocaeli'ne gittim. Bir süre orada çalıştıktan sonra Erzincan'da bir iş aldım. Erzincan'a gittim. Erzincan'daydım. Çünkü 2010 yılının yanlış hatırlamıyorsam 10. Yani. Ayında falan Erzincan'daydım ben. Siz Ankara'ya evet, 5 ay kaldım veya 6 ay kaldım. Ben geriye geriye beraber döndüğünüzü araştırılmasını istiyorum. Beraber geriye döndüğünüz mü, döndükten mi? Sonra zaten Ermeni'ye araştırılmasını istiyorum. Ermeni'ye gitmiş. Benimle birlikte döndükten sonra Ermeni'ye gitmiş. Tarihler onu gösteriyor. Ve aynı zamanda Mersin'de mi? Tam hatırlamıyorum. Bir tane teyzesi varmış. Teyzesinin yanına gitmiş. Bir gün kalmış galiba. Araştırırsın. Benim şeyim yok. Ben Mehmet Bey'e bir soru sormak istiyorum. Hani Mevlüt'ün anlattıkları kadarıyla kendisini tanıyorum ben Mehmet Bey'i. Mehmet Bey 10 küsür yıl geçmesine rağmen oğluna duyduğu şu anki öfkeyi bir saniye sözümü kesmez misiniz Mehmet Bey? Ben anlatayım cevabını verirsiniz. Size şu an bir soru soruyorum. 10 küsür yıl geçmesine rağmen sizin şu an oğlunuz olan öfkenizi 80 milyon izledi ve gördü. O günlerde yani Mevlüt sizi dövdükten bir süre sonraki zamanlarda Mevlüt karşınıza çıksaydı ne yapardınız? Bunu açıklar mısınız 80 milyon önünde? Hiçbir şey yapmazdım. Allah'ından bulsundur. Yönümü döner giderdim. Tabii kesin öyle. Vururken niye öyle demedin Allah'ından bulsun Mehmet Bey, demedin? Ben sizi Karaman'da araştırdım. Köyünüzde araştırdım. Siz öyle Allah'ından bulsun diyecek bir insan değilsiniz. Bunu tüm Kılbasan köyü biliyor. Sizin ne kadar
Ben şunu söylemek istiyorum. Yeryüzünde görebileceğim en alçak insanlardan bir tanesiniz. Bunu yüzünüze söylüyorum sizin. Ve kızınıza, karınıza, çocuklarınıza içip içip ettiğiniz eziyetleri Mevlüt birebir bana anlatıyordu. Ufacık çocuk, siz haberiniz var mıydı? Mevlüt Karaman'da aç kalıyordu. Sokaklarda kalıyordu. Haberiniz var mı? Gündüz yiyecek ekmek, gece yatacak yeri arıyordu o çocuk. Siz nasıl babasınız? Kendi çocuğunuzu bu şekilde dışarıdayken vicdanınız nasıl eziyordu? Başınızı yastığa nasıl koyuyordunuz? Bu sizden de... Helal olsun ablam sana. Bu sizde, o benim sorunum. Bu... Nereden çıkarsa çıksın. Nereden çıkarsa çıksın. Ama o hani başka bir konu. Bir şey belki yok. Hüseyin... Asıl siz kendinize dönün bir bakın Allah aşkına ya. Hüseyin'den çıkabilir ama... Ben kendime iyi bakıyorum. Vicdanım da sonuna kadar rahat. Vicdan var mı kızarıyorsun, ki acaba? Kızarıyorsun, rahat olduğuna. Vicdan ya var mı acaba? Sizin söylediğiniz yalanları bak aileniz niye biliyor, izleyen herkes biliyor. Şu an Kılbasan'dan insanların bağlanmamasının sebebini biliyorum ben. Şu an birisi bağlansa hemen ismini soruyorsun. Sen kim dedin, ismin sebebi, neydi? Neymiş ne sebebi? Yapacaksın ismini bağlanan kişinin? Ya kapısına ben... dayanacaksın. Sen biliyorsun yani kapısına dayanacaksın. Sen... Ve insanlar senden korkuyor. Senin çevrenden korkuyor. Bu kelimeyi biliyor. Kullanma. Terbiyeli ol. Terbiyeli ol. Ben gerçekten... Duydunuz mu? Sen bana karşı... Bu soruya cevap verir misiniz? Sizin hiç kulağınıza böyle bir şey çalındı mı? Oğlunuzun sokaklarda kaldığı, hiç böyle bir şey duydunuz mu? Yok, hiç duymadım. Hiç duymadım. Ben o senin dediğin... Araştırmadın ki. Senin dediğin Kılbasan'a... Hiç peşine düşmedin ki çocuğunun sen. Yok, senin dediğin Kılbasan'a ben... Sen... Ekibi götüreceğim. Bir kişi kötüdürse kendimi imha edeceğim ben. Et de kurtulalım artık yani. Et de kurtulalım. Et de kurtulalım. İnsanı bildiğinden de şaşırır bu ya. Hepinizin yalanlarını çürüteceğim ben. Çürüt de kurtulalım artık. Çürüteceğim. Herkes yalanlıyor. Senin takipçin 3500 ödü 5000 oldu. Söz hakkı alamıyorum. Sana ne? Al gene benim takipçime geldi. Ziynet'i bir bırak, ziyneti bırak. Konumuz ziynet değil. Efendim bir mesaj attım çocuklar. Şimdi Mevlüt'ün ailesi, annesi, kız kardeşleri, ablası da bu söylediğimi doğrulayacaklar, doğru olanı. Kılbasan'da sizin kendinize göre bir çevreniz var. Yani evet. Müge Hanım, bu Mehmet Bey orada kabadayı gibi takılıyor. Çünkü çevresi bunun gibi insanlarla dolu ve onların içerisinde bir şeyi var, imajı var. Mevlüt bunu dövdükten sonra bunun imajı yerle bir oldu. Peki Mehmet Bey bunun altında kalabilecek bir insan mıydı? Hayır. İşip gidip bazı yerlerde pislik yaptığı yerlerde göğsünü gere gere söylüyormuş. Ben oğlumu vurdum diye. Ya bu insan bunun altında kalabilecek bir insan mı? Ben Mevlüt'ün babasından şüpheleniyorum bir şeyler yapmıştır diye. Çünkü birebir o zamanlar Mevlüt'ün korkusunu gözünde gördüm yani. Ben şu an bunu hatırlıyorum, çocuğun nasıl korktuğunu. Babam beni arıyor. Kuzenlerimle silahlanmış. Şehir dışına çıkmam lazım. Hani saklanmam lazım. Korkuyordu çocuk. Ama bir taraftan da ailesi vardı. Yani bir empati kuralım. Çocuğun yerine kendimizi koyalım. O zaman 15, 16, 18, 20 yaşında her neyse bir genç, delikanlı erkek çocuğu evinde ablasına, kız kardeşi görüyor. Yani bu Mevlüt'ün babasının dövmesi de çok doğal. Ya ki bu işkenceye kim dayanır? Ve bunun sonunda da gördüğü muamele doğalısı, belli yani. Bu adam bunun altında kalabilecek bir insan değil. Bu araştırılsın bak. Karaman'da, Kılbasan'da araştırılsın. Bu adamın kendine göre kabadayı gibi takıldıkları, yaptığı olay hepsi araştırılsın yani. Bunun altında kalabilecek bir insan değil. Ve şu an çıkıp onlar, yayında söylediğiniz her şey yalan. Onlar araştırmazsa ben araştıracağım. Sizin, merak etme. Kadına kaldırılan eller kırılsın diye çıktınız. Şov yaptınız. Kadına kaldırılan eller kırılsın diye çıktınız. Sizin kızınızı sokakta silahla kovaladığınıza bütün köy şahit. Buna ne diyeceksiniz? O da yalan değil mi? Sizin felsefeniz bu çünkü. Her şeyi yalanlayıp oraya çıkıp her şeyi inkar edip çünkü kendinize güveniyorsunuz değil mi? Eğer bir şey yaptıysanız belki delil bırakmadınız. Kendinize güveniyorsunuz. Her şeyi inkar ediyorsunuz. Her şeyi yalanlıyorsunuz. Daha düne kadar sen Mevlüt'e silah sıktığını bahçe evinde yalanlıyordun. Ne oldu? Dün niye kabul ettin? Evet sıktım bahçe evindeki olaydır diye. Dün niye söylediniz peki? Niye kabul ettiniz? Bir vakka oldu geçti. Ne kadar kabul etmiyordunuz bu sorunu? 300 metreden sıktım dediniz. Nasıl oldu da kabul ettiniz diyor. Oraya atladı. Buna cevap verin hadi. Yok yok, ağzından kaçırdı geri dönemedi. Atladık yok Mehmet Bey.
Bırakın bunları. Geçeceğim oraya, geçeceğim. Delikanlı gibi diyorsunuz da Mevlüt beni dövenler çıksın söylesin diye. Çok önemli bir şey. Sen de delikanlıysan delikanlı gibi çık. Söyle yaptıysan yaptım ne? Ha, Zinet'in ağzı böyle işte. O da zorla diyor. İtiraf et diyor. O da zorla diyor ya. İkinizin ağzının bir olduğu ortaya şu anda o da çıktı. Yani etle insanları uğraştırma bak. Burada ya senin %70 engelli kız çocuğun var ya. İnsanda biraz vicdan olur ya. Sen daha ne yalan şahitler bulacaksın. Ne biçim akrabalık ilişkileriniz var? Ne biçim anne babasınız? Şahitler bulacaksın. Sırada kaç tane yalan şahit var? Bilgi vermiş ama bunlar boş şeyler. Siz hani çok ilerleyemezsiniz bunlarda. Yani her şeyi inkar ederek bir şeyleri inkar ederek ilerleyemezsiniz artık. Yani bunlar geçti artık Mehmet Bey. Hani ne yaptıysanız kabul edin. Devlet. Yani bu çocuk bir sürü görgü tanı var. Bir sürü şahit var. Her şey sizin üstünüzde. Devlet. Siz hani. Devlet ilerleyemez. Söylüyorum dur, ben. Kelimelerimize dikkat çünkü edelim ama. Çünkü ben Mevlüt'ün yakın arkadaşım. Şimdi bakın burada iki tane önemli şey var. Senin sizin ağzın. Sizin bütün bilgilere sahibim ben. Bir dakika iki tane senin önemli şey var. Senin ağzın Zinet'in ağzı. Ne güzel ağzım var işte. Bak ne güzel konuşuyor. Helal olsun ablam sana. Helal olsun. Bırakın ya. Doğrunun yolu birdir Mehmet Bey. Anladın mı? Doğrunun yolu birdir ama siz bunu kabullenemiyorsunuz şu an. İşinize gelmiyor çünkü. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.